Enerjide toplam kurulu gücümüzü, buna çok dikkat edin, 31.846 megawatttan 101.518 megawata yükselttik. Nereden? Nereye? Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik. İnşallah yakında enerjide yeni müjdelerin sevincini milletimizle, sizlerle paylaşacağız. Yerli ve yenilenebilir enerji üretimine yaptığımız yatırımlarla ülkemizin dışa bağımlılığını merhale merhale azaltıyoruz. İşte Rusya ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Sayın Putin'in de açıklamalarını duydunuz ve o da nedir? İnşallah Rusya'dan doğalgazı Türk akım olarak Türkiye'den dağıtımını Avrupa'ya yapacağız. Bunlar durup dururken olmadı. Bunlar işte gerçek manada diplomasi nedir? Bu diplomasinin işletilmesiyle oldu. Kültürde ve turizmde dünya mirası listesinde olan varlık ve alan sayımızı artırdık. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla restore edilen eser sayımızı, burası da çok önemli, 46'dan 5.781'e çıkardık. Salgının en çok vurduğu turizm sektöründe zararlarımızı hızla telafi etmekte kalmıyor. Efendim, sonra görüşeceğiz. 50 milyon turist, 44 milyar dolar turizm geliri hedefimize doğru ilerliyoruz. Durmak yok. Yola devam. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TRT gibi kurumlarımız vasıtasıyla tüm gönül dostlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, görüldüğü gibi ne kadar özetlersek özetleyelim, eser ve hizmetlerimiz anlatmakla bitmiyor. Tabii bunlar şimdiye kadar yaptıklarımız. Şimdi geliyorum toplantımızın asıl yönüne. Bir de Türkiye Yüzyılı programıyla Cumhuriyetimizin ikinci asrı için yapmayı hedeflediğimiz çalışmalar. Biz her seçimde milletimizin karşısına herkesi kendine hayran bırakan dev projelerle çıkmış bir siyasi kadroyuz. Hamdolsun. Verdiğimiz sözlerin hemen tamamını gerçekleştirerek milletimizin hizmetine sunmayı başardık. Şimdi bu çerçevede Kanal İstanbul projesi. Muhalefet ne diyor? Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor. Ya siz zaten bugüne kadar neye karşı çıkmadınız ki? Her atılan adıma karşı çıktınız. Çünkü dikili bir taşınız yok ya. Biz Kanal İstanbul yapacağız diyoruz. Onlar diyor ki olmaz. Ya yapacağız. Bak köprünün temelini attık Kanal İstanbul'da. Şu anda o yürüyor. İnşallah yakında da Kanal İstanbul'un çalışmaları başlayacak. Ve İstanbul Boğazı'nı çevre tehdidinden kurtaracağız. Neyle? Kanal İstanbul'da. Ama bu muhalefetin kafası basmaz. Anlamaz bunlar, anlamaz. Az önce 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü gördünüz değil mi? Bunlar ona da hayır diyorlardı. E yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de hayır diyorlardı. Yaptık. Osman Gazi'ye de hayır diyorlardı. Yaptık. Yahu siz ne derseniz deyin. Biz yürüyoruz. Yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim. Ulubatlı Hasan'dan diyerek yolumuza devam ediyoruz. Ve
Bu proje Türkiye yüzyılımızdaki sözlerimizden biri olarak hedeflerimiz arasındaki yerini korumaktadır. Seçim tarihine kadar elbette milletimizle paylaşacağımız yeni projelerimiz de olacak. Bugün sizlere sadece Türkiye yüzyılı vizyonumuzun ruhunu, felsefesini, özünü anlatmak istiyorum. Kardeşlerim, Türkiye yüzyılı sürdürülebilirliğin yüzyılıdır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.